Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Mars'a insanlı yolculuklar için hazırlıklar devam ederken, mürettebatı ölümcül kozmik radyasyondan korumak için, halen çeşitli çözümler üretilmeye çalışılıyor. Dünyanın saygın üniversitelerinden bilim insanları, Çernobil nükleer santrali çevresinde yaşayan, bir mantar türünün radyasyonu emerek, uzayda kullanılabileceğine dair giderek güçlenen kanıtlar buldu. New Scientist dergisinin raporuna göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test edilen çok küçük bir numunenin, kozmik ışınları bloke edebildiği görüldü. Normalde kalkanların paslanmaz çelik ya da farklı bir materyalden, yapılması ve uzaya ayrı gönderilmesi planı yapılsa da, maliyetler giderek büyüyor. Uzay istasyonu çalışmasının arka planında çalışan, Johns Hopkins ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, sadece 2 mm kalınlığında bir Cryptococcus neoformans mantar numunesinin bile, kozmik ışınları %2 oranında bloke ederek, emdiğini buldu. Tabii ki de 2 milimetrelik bir numune astronotları, zararlı kanserojen kozmik ışınlardan koruyamaz. Fakat bilim insanlarına göre, 21 santimetre kalınlığında bir mantar tabakası ile, gelecek Mars görevlerinde astronotlar korunabilir. Ayrıca, araştırmacılar bu mantar malzeme ile uzay kıyafetinin nasıl kaplanabileceğini araştırıyor. Fakat New Scientist'in raporuna göre, bu araştırmanın temeli hasarlı mantar kalkanlarını tekrar büyüyebileceğine dayanıyor. Bu mantarı asıl muhteşem kılan, sadece birkaç grama ihtiyacınız olmasıdır. Mantar kendi kendini kopyalıyor ve iyileştiriyor. Hatta güneş patlamaları radyasyon kalkanına hasar verse bile, birkaç gün içinde tekrar büyüyerek, eski haline gelebiliyor diyor, araştırmacılar. Cryptococcus neoformans, hem bitki hem hayvanlarda yaşayabilen, kapsüllü, maya tipli bir mantar türüdür. Telomorf adı olan Filobasidella neoformans ile de bilinen bu tür, mantarların 5 ana tipinden biri olan Basidiomycota sınıfına aittir. Neoformans genelde mayalar gibi tomurcuklanarak çoğalır. Bazı şartlarda ise, hem laboratuvarda hem doğada, neoformans fotoğrafta görüldüğü gibi ipliksi mantar gibi büyür. Maya gibi büyürken neoformans polisakkaritlerden oluşmuş, bir kapsüle sahiptir. Kapsülün mikroskop altında kolay görünmesi için çini mürekkebi kullanılır. Mürekkepteki pigment tanecikleri, küresel maya hücresi çevreleyen kapsülün içine giremedikleri için, hücrelerin etrafında siyah bir halo oluşur. Cryptococcus neoformans dünyada yaygın bir mantardır, özellikle güvercin dışkısı ile kirlenmiş toprakta bulunur. Kuşlara enfekte değildir. İnsan enfeksiyonları inhalasyon ile bulaşır, ancak insandan insana geçişi yoktur. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok benzeri video için, kanala abone olmayı ve destek için beğeni atmayı unutmayalım dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.